sen ilk günden beri fazla dolaşmıyor musun? Ha? Telefonda da söyleyecektim, suratıma kapattın. Niye yaptın? Neyi niye yaptım? Niye gittin o adamla görüştün? Ya ben sana açıklayacaktım. Ya annem hiçbir şey söylemiyor. Belki babam hakkında bir şey biliyordur diye düşündüm. Ya ondan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Bu adam sana saldırdı Aylis. Ya biliyorum ama ne yapabilirim? Yani belki babam hakkında bir şeyler öğrenirim diye düşündüm. Ya sen de beni anla. Anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Ben senin saçının teline zarar gelecek diye ödüm kopuyorken sen gidiyorsun bu adamla görüşüyorsun. Olur mu yani? Ya merak etme. Şebo'yla buluştum. Kalabalık bir kafeydi. Ne yapsaydım? Bana güvenseydin. Ben sana yardım edeceğimi söyledim. İnansaydın, dinleseydin beni. Sen hastaneden çıkar çıkmaz Selo'yu ararken beni dinledin mi acaba? Aynı şey mi Aylis? İyi tamam. Yardım istiyorum senden. Benim sana çok ihtiyacım var şu anda. Uğraşıyoruz herhalde. Bostancı'da bir gazino varmış. Şimdi gideceğim oraya bakacağım. Ne gazinosu? Annenin evine gittim. Eski evine yani. Taşınmış şimdi oradan. Evde bir fotoğraf buldum. Sen doğmadan önce çekilmiş bir fotoğraf. Bu bahsettiğim gazinonun önünde çekilmiş. Şimdi gideceğim, konuşacağım. Bir şey çıkarsa da sana haber vereyim. Ben de geliyorum. İyi misin sen? İyi miyim? Galiba şurası. Mekan değişmiş. Ama buraya kadar gelmişken bir konuşalım. Olur. Buyurun. Ha, merhaba. Merhabalar. Ya ben bir şey sormak istiyorum da size. Kusura bakmayın. Bu mekan burası mı? Evet, evet. Ben doğmadan önceki aile. Sonra çay bahçesi yapmış bizimkiler. Ha, yani sahipleri hala aynı kişiler. Evet, kendisi babam olur. Babanız yakınlardaysa konuşabilir miyim? O yıllara ait bir soru sormak istiyorum da kendisine. Tabii, kendisi arkada istiyorsanız çağırayım. Siz şöyle buyurun. Ben çağırıp geleyim. Tamam. Teşekkür ederim. Ya üstünden çok zaman geçmiş, hatırlar mı sence? Bekleyip göreceğiz. Hoş geldiniz. Ah, merhabalar. Bu kadınları tanıyor musunuz? Tanımaz mıyım ya? Kaç yıl burada çalıştı? Sibel'le Asuman. Sibel 91'de mi 92'de mi ne ayrıldı gitti. Bir daha ne gördüm ne duydum. Ama Asuman arada sırada arar. Yazık. Hala çalışıyor. Hayat çok zor. Peki hatırlar mısınız bilmiyorum ama yani bu Sibel'in erkek arkadaşı ya da böyle onun için gelen bir adam falan var mıydı? Ya benim hafıza gidik. Siz onu Asuman'a sorun. Aynı evde kalıyorlardı. Yakın arkadaşlardı o zamanlar. Kesin o bilir. Nerede buluruz bu Asuman'ı? Nerede buluruz, nerede buluruz? Bu Taksim'e giderken tepe başında Çatı Gazinosu diye bir yer var. En son orada çalışıyordu. Peki sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kadir hemen gitsek olur mu? Tabii ki de. Teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Sen başını belaya sokacak şeyler yapma yeter. Hadi bakalım. Geldik.
İyi misin sen? İyi misin sen? Bir an nefes alamıyorum sandım. Tamam, derin nefes al. Derin nefes al. İyi misin şimdi? İyiyim yani. Babamın kim olduğunu öğrenme ihtimali biraz korkuttu galiba. Bak, eğer bununla yüzleşmek için hazır değilsen şimdi gitmek zorunda değiliz. Daha sonra da gelip bakabiliriz. Yok hayır, gidelim. Yani artık yüzleşmem gerekiyor. Hadi. Buyur abim, alalım sizi masaya. Merhabalar. Biz Asuman Hanım'ı görmek istiyoruz. Kendisi burada çalışıyor galiba. Evet, onun şu an sahnesi var. Kim arıyordu, niçin? Sibel Hanım, onun yakın arkadaşı. Kızıyla beraber geldim. Kendisine söylerseniz. Tamam, ben size yardımcı olurum. Buyurun geçin içeriye. Tamam, teşekkürler. Asuman abla, iki misafirin geldi. Eski arkadaşının kızıymış. Bu fotoğrafı verdiler. Seni sordular. Ah benim güzel eski dostum. Ah pisi benim. Ay nerede oturuyorlar? Hiçbir şeyim
özlemedim, seni özledim kadar. Sen de başını alıp gitme, ne olur. Ne olur tut ellerimi, ne olur. Ne büyümüşsün, ne kadar güzelleşmişsin böyle maşallah. Gözlerime inanamıyorum. Tıpkı annenin gençliğine benziyorsun. Ah Sibel, ne güzel kadındı. Hey gidi günler hey. Ben babamı arıyorum. Siz annemle o zamanlar çok yakındınız değil mi? Tabii, yakın olmaz olur muyuz? Aynı evi paylaşıyorduk yıllarca. Peki babamı hatırlıyor musunuz? Hayatım, Sibel sert kadındı. Kimseye eyvallahı yoktu. İşini yapar, kimseye de fazla yüz vermezdi. Ama bir adam vardı. Onu çok sevmişti. Adam mekana geldiği zaman annenin eli ayağı titriyordu. Hikaye. Adam bir başka kadınla beraber oldu. Anneni bırakıp gitti. Ama ben hissediyordum. Zaten hayırsızın biriydi adam. Peki bu adamın adı neydi biliyor musunuz? Çok zaman geçti Begül'üm. Şu anda hatırlayamadım. Ya biraz zorlasanız belki hatırlarsınız ha? Peki hatırlayan birini bulabilir miyiz? Vallahi ben çıkaramadımsa hiç kimse hatırlayamaz. İnanın bana. Üzgünüm. Sana bu konuda yardımcı olmak isterim ama. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Aa, tatlım. Kardeşin nasıl? Ne kardeşi? Neden bahsediyorsunuz siz? Ayol ikizin işte. Elime doğdunuz evde. Bir kız bir oğlan. Biri sarı biri kara. Yok siz karıştırdınız, benim kardeşim yok. İkizim de yok. Hayatım kafam gitmedi daha o kadar, Allah'a şükür yerinde. Acaba biz aynı Sibel'den mi bahsediyoruz, bu kişiden? Evet. İşte bak, Sibel'in yanındaki de ben. Cirlop gibi kadınmışım be. Vallahi sokakta yürürken trafik dururdu. Hey gidi günler hey. Hayat nasıl insanın üstünden geçip gidiyor. Siz benim ikizim olduğuna emin misiniz? Evet hayatım. Anneni yetiştiremedik hastaneye. Sizi ben doğurttum. İzin ver de kaç bebek çıkardığımı ben bileyim. Peki sonra ne oldu? Ne olacak? Sardık, kundakladık. Mis gibi kokuyorlardı. Bu çok uysaldı. Kardeşi bunun çok yaramazdı. Gece gündüz ağlıyordu. Sonra bir ay mı geçti, daha mı fazla? Bir gün eve geldim, Sibel yok. Tası tarağı toplamış, gitmişti. Bir daha da hiç görmedim hayatım. Gülüm sen bilmiyor muydun ikizin olduğunu?
Asuman abla, sahne bekliyor. Tamam canım, geliyorum. Kusura bakmayın, benim kıyafet değiştirmem gerekiyor. Yine bekliyorum sizi, yine gelin. Teşekkürler, sağ olun. Rica ederim, rica ederim. Yani... Kadir, benim kardeşim varmış. İnsan ne diyeceğini bilemiyor gerçekten de. Alice, iyi misin? İyiyim ya. Bir an bir acı hissettim. İyiyim. Arif, al adamlarını cam eve git. Ben de oraya gidiyorum. Acele edin. Ne aradık, ne bulduk? Şimdi söyleyeceğim şey sana çok tuhaf gelecek biliyorum ama... ben kardeşim olduğunu duyduğum için çok mutlu oldum. Ya sanki böyle hep eksik bir yerim vardı. Demek ki bu o yüzdenmiş. Çok tuhaf. Ne ararken ne bulduk. Biliyor musun? Bunu benden sakladığı için anneme kızgın bile değilim. Kadir, şimdi tek istediğim kardeşimi de bulmak. Bulacağız. Alice, bulacağız. Ben yanındayım. Alo. Selahattin, Erol'u vurdu. Ne? Kadir. Bu bekleyiş ne kadar sürecek? Ben dayanamıyorum artık. Dayanacaksın anne. Dayanacaksın. Biz burada dayanacağız. O da içeride dayanacak. Neden gelmiyor doktor? Neden iyi olduğunu söylemiyor? Anne söyleyecek. Gelecek, söyleyecek. Senin oğlun nasıl bir inatçı keçi bilmiyor musun Allah aşkına? Senin yüzünden. Sen sebep oldun bütün bunlara. O adamı teslim etseydin, polise verseydin bütün bunlar başımıza gelmeyecekti. Erol içeride can çekişiyor, can. Mutlu musun? Dur. Dur Kadir. Dur Kadir, yapma lütfen. Kardeşin içeride yaşam mücadelesi verirken yapma lütfen. Kadir. Kardeşinin hayatını korumak için canını veriyordu. Canını. Sen nasıl konuşuyorsun? Bizim burada olmamızın sebebi Kadir değil. Bunu biliyorsun değil mi Cemal? Kirli işin içine soktun bizi. Oğlum diye kabullendim. Ama sakın, sakın Kadir'i suçlama. Sakın. Kadir yapma, yapma bunu kendine. Ben ona güvendim. Ben Selo'ya güvendim. Cemal haklı. Erol'un suçu yok dedim ona. Adalete güven dedim. Tamam dedi. İkna oldu. Aldım bir de onu kendi ellerimle evine götürdüm. Allah kahretsin. Ben nasıl böyle bir hata yaptım? Kadir sen hata yapmadın. Ya sen sağduyulu davrandın. İyi bir insan ne yapması gerekiyorsa onu yaptın. Ona bir şans verdin. O bana ihanet etti. Ona inancıma ihanet etti. Kadir, Selahattin'i Erol aramış. Neden oraya çağırdı, ne konuştu bilmiyoruz. Kendini suçlamayı bırak artık. Bizim dua etmemiz lazım Erol iyi olsun diye. Eğer ona bir şey olursa kendimi asla affetmem Aylin. Kadir, Erol iyi olacak merak etme. Hem sen demedin mi? O inatçıdır, ona bir şey olmaz diye. Merak etme, iyi olacak. İyi olacak. Layer'ları yeniden düzenledik. Yani kıyafetler öne çıksın istedik. O yüzden de
Kadir ama sen bana bakıyorsun, ekrana bakacaksın. Tamam, baktım, gördüm. Kaç kere bakacağım? Eline sağlık, güzel olmuş. Ne diyeyim? Ben senin kız arkadaşın olduğum için sen bana torpil geçiyorsun. Böyle olmaz, biz böyle çalışamayız. Ben istifa ediyorum ya. İstifanız reddedildi hanımefendi. Sen iş bulunca biraz abarttın mı acaba? Belki de abartıyorumdur. Ne yapayım Kadir? En azından çalışırken annemin anlattıklarını, olanları unutuyorum. Sen bence işi beğenmedin, şu anda lafı değiştiriyorsun. Hiç konuşamadık seninle bunu. Benim neyimi sevdin? İnatçısın. Kararlısın. Sabırlısın. İçim ısıtan bir bakışın var. Güven veriyorsun. Direndim. Ama kaçamadım. Fırsat olsa daha neler vardı işte. Fırtına bir dinmiyor ki. Sen benim neyimi seviyorsun? Hiç kimse oluşunu. Aşk sayfanın mürekkep bile değmemiş kar gibi bembeyaz oluşunu. En az benim kadar yaralı oluşunu. Karanlığımın içine koskoca bir dolunay gibi doğuşunu. Gözlerine. Ama aydınlatamadım. Işığımın bir yalan olduğunu sen de gördün. Yanılıyorsun. Selo. Dediğini yapacağım. Gideceğim, polise teslim olacağım. Ama tek bir şartım var. Oğlumu son kez görmek istiyorum. Ona neden gittiğimi anlatmak istiyorum. Demir parmaklıklar ardında görmemeli beni. Sana artık güvenmiyorum. Teslim olmak istiyorsan karakola gidersin. Kadir Bey. Zahide'm üzerine yemin ederim ki başka bir niyetim yok. Gideceğim, polise teslim olacağım. Söz veriyorum. Sadece oğlumu son bir kez görmek istiyorum. Lütfen. Tamam peki. Saat 2'de Beykoz korusunda ol. Oğlunu getireceğim. Tamam, orada olacağım. Sonra teslim olacaksın. Gidip teslim olacağım. Sakın bir şey çevireyim deme. Merak etme Umut, bunu yapmam. Ne oluyor? Selo, oğlunu görmek istiyor. Sonra da gidip teslim olacakmış. Benim hemen gitmem lazım. Ben de geliyorum. Hayır, gelmiyorsun tabii ki de. Evet, geliyorum. Kapının önünde iki tane polis var. Sen Umut'u almaya çalışırsan polis senden şüphelenir ama benden şüphelenmezler. Ayrıca Umut için yardım etmek istiyorum. Tamam peki ama dikkatli ol, tamam mı? Bir de İsmet hiçbir şey bilmesin. Cemal'le onlar çok yakınlar, hadi. Tamam. Hadi bakalım. Gel Umut'cum, şunu çekelim anne. Hadi kızım, sağlıcakla gidip sağlıcakla gelin inşallah. İnşallah, görüşürüz. Görüşürüz babaanne. Görüşürüz yavrum. Şunu bir düzgünce kapatalım. Nereye gidiyorsunuz hanımefendi? Çocuk kaç gündür evde
Sıkıldı, biraz dışarı çıkaracağım. O da mı yasak? Yasak değil ama biz de görevimizi yapıyoruz. Kaçak bir suçlu var. Soracağız tabii. Cevabınızı aldıysanız biz artık gidelim o zaman. Bir dakika. Söyle bakalım delikanlı, dışarıda ne yapacaksın? Evde çok sıkıldık polis amca. Birazcık dolaşacağız. Bir de simit almaya gideceğiz. Size de getirelim mi? Yok sağ ol. Ama sen bizim yerimizi de ye. Olur mu? Olur. Hadi gidelim artık Umut. Baloncu. Renkli renkli balonlarım var. Baloncu. Kardeş bir tane versene be. Tabii abim. Hangi renk olsun? Kırmızı ver. Tabii abi. Kırmızıyı sever en çok. Ne kadar? Buyur abi, 5 lira abi. Bereketini gör abim. Sağ olasın. Baloncu. Balonlarım var. Kadir amca. Aslan parçası. Gel bakalım. İyi misin? Çok iyiyim. Beni babam getirecekmişsin öyle mi? Şşş, kimse duymasın. Evet. Hadi atla arabaya. Geç kalmayalım. Gel. Kimse biliyor mu? Yok, İsmet geldi. Kimseye çaktırmadık. İyi, hadi bakalım. Çocuğunuz yok mu? Biz evli değiliz ki. Ama ben birkaç tanesine hayır demezdim. Birkaç? Hı-hı. 3, 4, 5. 5 mi? Evet, ne var? Kadir, sen 5 çocuğun ne demek olduğunun farkında mısın? Ne var canım, hep beraber büyürler işte. Tabii canım, senin için söylemesi kolay, ne de olsa anne bakıyor. Ne alakası var Allah aşkına? Hangi devirde yaşıyorsun? Artık babalar da çocuk bakıyor. 2 dakika çocuğu oyun oynatmakla bakmak olmuyor bir kere. Allah Allah. Nereden çıkardın 2 dakikayı? Öyle. Yani bugüne kadar öyle gördüm ben. Ha. Şuna bak. Bizi birbirimize düşürdü, şimdi gülüyor. Görüyor musun? Öyle mi? Ben şimdi bunun intikamını almaz mıyım sence? Ha? İntikamını almaz mıyım acaba? Bakayım nereden gıdıklanıyor? Bakayım nereden gıdıklanıyor? Ben buradan mı gıdıklanıyor yoksa? Kurban olurum sana ben, kurban olurum. Beni neden bıraktın? Seni evin önünde gördüm, benden kaçtın.
beni artık sevmiyor musun? Ben seni sevmez olur muyum? Ben kurban olurum sana ben. Bak ne aldım sana. Yaşasın kırmızı balon. Sıkı tut danışmasın. Tutacağım, hiç bırakmayacağım. Ama sen de beni bırakma, söz mü? Hadi biz gidelim, baba oğlu biraz yalnız bırakalım, olur mu? Hadi gel bakalım. Sen iyi misin? Hayır, değilim. Yapma böyle, ne olur.